iyi ahlaklı veya kötü ahlaklı olarak tarif edilmenize vesile, kişinin tamamen imanından aldığı dışarıya yansıtılan güzel alışkanlıklara, davranışlara, sözlere, fiillere ne diyoruz? Güzel ahlak diyoruz. Ama ondan yoksun olan, faydasız, lüzumsuz olan davranışlara, sözlere de değerli müminler çirkin ahlak diyoruz. Allah bizi güzel ahlakı yaşayan kullarından eylesin. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her daim dua ederlerdi. Allah'ım beni amellerin en iyisine ve ahlakın en üstününe kavuştur ya Rabbi. Allah'ım beni amellerin en kötüsünden ve ahlakın da çirkin olanlarından uzak eyle, muhafaza buyur ya Rabbi diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ederlerdi. Değerli müminler, dedim ki iman, salih amel ve ahlak, üçü birbirinden ayrılmayan değerler. Kur'an-ı Kerim'den asıl suresi var. Zaman zaman okuduğumuz, namazlarda okuduğumuz, değişik zamanlarda okuduğumuz. Ama bir hakikat var ki, Hazreti Peygamber'in ashabı, sahabe-i kiram, bir araya geldiklerinde mutlak surette kısacık ama içerisinde manalar dolu olan asır suresini okumadan, dinlemeden, tefekkür etmeden, ibret almadan birbirlerinden ayrılmazlarmış. Bismillah. Vel asri innel insane lefî husr. Mevla buyuruyor ki, zamana yemin olsun ki, asla yemin olsun ki, Allahu alem, müfessirlerimiz, alimlerimiz böyle yorumlamışlar. İkindi vaktine yemin olsun ki, yani kıymetli olan şeylerin üzerine Allah yemin ederek buyuruyor ki, yemin olsun ki insanoğlu ziyanlanır, gafletledir, hüsranlanır. Ancak hemen bakıyoruz, üçü birbirinden ayrılmayan değerler, hatta dört tane. Sohbetimizin konusu ne üç? Burada İllellezine amenu, Mevla buyuruyor ki iman edenler hüsrana uğramazlar. Hocam sadece yeterli mi? Devamına bakıyoruz. İllellezine amenu. İman edenler hüsrana uğramazlar, zarar etmezler. Ve amilus salihat, o imanın hayata yansıması olan ibadetleriyle, davranışlarıyla, sözleriyle, ahlakıyla güzel bir yaşantı ortaya koyanlar da hüsrana uğramazlar. وَتَلَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَلَاسَوْ بِالصَّبِرِ. Birbirlerine hakikati, doğruyu, gerçeği, güzeli, sevabı, rahmani yolu tavsiye edenler ve aynı zamanda birbirlerine gerek iyiliklere devam konusunda sabrı tavsiye eden, gerekse kötülüklerden sakınma noktasında sabrı tavsiye eden ve aynı zamanda Cenab-ı Hak'tan gelen bir musibetle karşı karşıya kaldığında sabrı tavsiye eden kimseler ziyan etmezler buyuruyor Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Anlıyoruz ki iman, salih amel ve güzel ahlak, bunlar birbirini tamamlayan unsurlardır. Değerli müminler, İman, Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği en büyük nimettir. İmansızlık ise Allah korusun en büyük felakettir. Allah bizi aklımızla, düşüncemizle, kainata bakarak, sıfatlarını okuyarak, yarattığı mahlukattan ibret alarak, kendisini tanımaya, itaat etmeye, iman etmeye davet ediyor, emrediyor. Yaratılış gayemizin, vazifemizin en başta gelen önemini anlatırken buyuruyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben cinleri ve insanları ancak beni tanısınlar, iman etsinler, ibadet etsinler diye yarattım.
İman Allah'ın kullarına olan bir lütfudur, ikramıdır, bir cevherdir. Ama imansızlık, Allah korusun, kişiyi dünyada da kötülüklere, musibetlere, çirkinliklere sevk eder. Ama Allah korusun, ahirette de kişiyi elin bir azaba, çekin bir azaba, cehennemin ateşine sürükleyen bir durumdur. Rabbim bizleri böyle bir gaflete düşmekten muhafaza eylesin. Allah'a iman etmemiz, ona yönelmemiz, ondan yardım istememiz, başarılı olmamızın ve karşılaştığımız sıkıntılardan kurtulmamızın en temel noktasını teşkil eder. Beş vakit namazımızda öyle dua etmiyor muyuz zaten? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Allah'ım, ancak sana ibadet ederiz, itaat ederiz, teslim oluruz, emirlerin karşısında boynumuzu bükeriz ve Allah'ım, ancak zorluklardan, sıkıntılardan, elemden, kederden, musibetlerden kurtulma noktasında ya Rabbi ve ancak senden yardım dileriz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ya Rabbi, sen bizim mevlamızsın, en güzel vekilsin, senden daha güzel bir yardımcı ve vekil olamaz, sığınak olmaz diye de değerli müminler hem dille söylüyor hem de kalben bunu tasdik ediyoruz. Değerli müminler, iman ettikten sonra kişi, hani hadis kaynaklarımızda Cibril hadisi olarak geçer. Hazreti Ömer radıyallahu anhu Efendimiz anlatıyor. Diyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir gün bir adam geldi. Saçları simsiyah ama kıyafetleri bembeyaz bir adam geldi. Peygamberimize sordu. Ya Resulallah, ey Muhammed, iman nedir? Bana imanı anlatır mısın? Peygamberimiz ona imanı Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kader ve kazaya, hayra, şerre, yaratıcının Allah olduğuna ve bu fani alemin arkasından ebedi bir alemin, öldükten sonra dirilmenin olduğunu tarif edince, doğru söyledin ya Resulallah diyor. Sonra bakıyoruz, o kişi, yani hadisi şerifin sonunda gelecek, o kişi, yani insan suretinde gelen Cebrail aleyhisselam olduğu işin sonunda Efendimiz açıklayacak. Sadece bununla yetinmiyor. Ya Resulallah, imanı anladım, ben bunlara inanmak zorundayım, kabul etmek zorundayım, tasdik etmek zorundayım. Peki nasıl yaşayacağım? Yani İslamiyet nedir? Müslümanlık nedir? İslam nedir diye sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem temel esasları beş olan namazı, orucu, haccı, zekatı ve en başında tabii ki kelime-i şehadeti tarif edince o kişi diyor ki, doğru söyledin ya Resulallah. Sonra diyor ki, ey Muhammed, ihsan nedir, bana ihsanı da anlatır mısın? Efendimiz ona diyor ki, ihsan Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Her ne kadar biz aciz olan gözlerimizle, dünya gözümüzle Rabbimizi ibadet ederken göremesek de mutlak surette o bizi görmektedir. Doğru söyledi. Sonra o kişi çıkıp giderken soruyor sahabe-i kiram, ya Resulallah, bu işte bir acayiplik var. Bu adam geldi, sorusunu sordu, cevabını aldı. Sanki sizi test eder gibi, bilip bilmediğinizi imtihan eder gibi cevaptan sonra dedi ki, doğru söyledi. Efendimiz buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem, o insan suretinde gelen Cebrail'di. O kendisi sorarken, ben de cevap verirken sizin de imanı, İslamiyeti, ihsanı, güzel ahlakı öğrenmenize vesile oldu. Aslında bu hadis-i şerif bize bir şey tarif ediyor. Nedir o? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. فَاسْتَلُوا اَهْلَ الْفِكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bilmediğinizi mutlak surette
işin ehline bilenlere soracağız. Sormamız gerektiğini de bu toplamdan görüyoruz. Yani Cebrail Aleyhisselam insan suretinde geliyor ki vahiy şekillerinden bir tanesi budur. Efendimiz'e soru sormak, cevap almak suretiyle dinleyenlerin de bunu öğrenmesine vesile oluyor. Peki değerli müminler, imandan sonra sırada gelen nedir? Kişinin salih amelleridir, ibadetleridir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Mevla buyuruyor ya, hanginizin daha güzel davranışlar, iyilikler, ibadetler, güzel ahlak ortaya koyduğunu, koyacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratan Allah'tır. O Allah ki güçlüdür, o Allah ki kullarına acıyan, merhamet eden, şefkat edendir. Peki değerli müminler, herkesin kendisine göre güzel bir salih amel olamaz, güzel bir ahlak olamaz. Yani bu bana göre doğrudur, ötekiler ki bana göre doğrudur. İslam alimleri derler ki, yapılan bir işin, hareketin, davranışın salih bir amel, yani faydalı bir amel olabilmesi için bunun dört tane şartı vardır. Bir, onu yerine getiren kişinin Allah katında bir sevaba, bir itibara, bir kıymete nail olabilmesi için evvela Müslüman olması lazım. Yani iman ehli olması lazım. İki, o salih amelini imanının gereği olarak yapması lazım. Büyüklerimiz ne güzel demişler, küpün içerisinde ne varsa dışarıya sızan odur. Kapağını açtığınızda içindekinin kokusunu verir. İçindekinin ne olduğunu ortaya koyar. Dolayısıyla salih ameli kişi yaparken imanının gereği olarak yapması lazım. Bir diğeri, yaptığımız o davranış, o iş Kur'an ve sünnete uygun olması lazım. İslam'ın iki temel kaynağı olan Kur'an ve sünnete uygun olması lazım. Peki bir diğeri nedir? Yaptığımız o iş, o amel, o davranış samimi bir niyetli. Az önce ne vardı? İhsan nedir ya Resulallah? Ey Muhammed! Efendimiz ne diyordu? İhsan Allah'ı görüyormuş gibi davranışta bulunma, ibadet etme, iyilik yapma, hayır ve hasenatında. Biz onu göremesek de o bizi görüyor ya. Bin devam bekle bin bir saat. Muhakkak ki Rabbimiz her daim bizi gözetliyor ya. وَهُوَ مَعْكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ Nerede olursak olalım Rabbimiz bizimle beraber ya. Yani gönülde, kalpte, zihinde bu iman olacak. Yaptığımız davranışlar, işler, ibadetler, o da sadece ve sadece ya Rabbi ben bunu senin rızan için yapıyorum Allah'ım dediğimizde o davranış, o eylemler, değerli müminler, salih bir amele dönüşmektedir. Kıymetli müminler, dedik ki sohbetimizin başında iman, salih ameller, ahlak. Bunlar birbirinden ayrılması mümkün olmayan kavramlardır. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de hemen baktığımızda şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Birbirinden ayrılması mümkün olmadığını gösteren ayetler zincirinde. Mevla buyuruyor ki, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ Müminler, yani iman etmiş olanlar, yüreğinde, zihninde, beyninde imanı taşıyanlar, o şerefe nail olanlar, kimler bunlar ya Rabbi? اِذَا اَذْكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah anıldığı zaman onların yanında onların yürekleri ürperir. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğunda onlarda bir olgunluk meydana gelir. Bir kemer meydana gelir, bir sükunet, huzur meydana gelir. Sonra وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ O iman ehlinin bir diğer özelliği de meşguliyetleri neyse, yaşantıları, yaptıkları iş neyse önce tedbirlerini alır, insani vazifelerini yerine getirir, sonra Allah'a tevekkül ederler. Peki,
buraya kadar olan kısmında Mevla ne buyurdu? Kalpten bahsetti Mevla, yürekten bahsetti Mevla, imanın kemale ermesinden, ziyadeleşmesinden. Hocam ne demek bu? Yani teraziyle tartılır mı? Hayır. İslam alimleri derler ki, bizim anlayacağımız manada imanda bir artma veya eksilme, yani bir ölçü aletiyle değil ama olgunlaşma, kemale erme noktasında zâdetun imanen buyuruyor ayet. Yani onların imanında bir ziyadeleşme, olgunluk, kemal durumu ortaya çıkıyor. Sonra ne olur? Mevla buyuruyor ki ellezîne, böyle bir nimete şerefe nail olanlar, ellezîne yudîmûne salâte, onlar namazlarını ikame ederler. Yani diri tutarlar, namazlarını kılarlar, dinin temeli olan, müminin miracı olan namazlarını kılarlar. Nereye geldik? İman bizi nereye sevk etti? Namaza. Nereye sevk etmeli oruca? Nereye sevk etmeli? Hayır ve hasenata. Peki arkasından sosyal bir hayata da sevk etmeli iman. O da nedir? وَمِمَّا عَزَمْنَاهُ مُنْفِقُونَ Mevla buyuruyor ki, o iman şerefine nail olanlar, bireysel manada ibadetlerini yaptığı gibi, yani namaz burada bir özdür, onun etrafında diğer ibadetleri düşünelim, ama sosyal hayatına bir vurgu var. وَمِمَّا عَزَمْنَاهُ مُنْفِقُونَ Ve onlar buyuruyor Rabbimiz, Allah'ın kendilerine verdiği imkanlardan, nimetlerden, ihtiyaç sahiplerine de infak ederler. Demek ki iman, salih amel ve ahlak birbirini tamamlayan unsurlar. Sonra اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ Rabbimiz buyuruyor ki, böyle olanlar Allah anıldı yüreği titrer. Geçen bir sohbetinde yine ifade ettim. Evinizde oturuyorsunuz, pencereden gök gürlemesini duyuyorsunuz, şimşeklerin çaktığını görüyorsunuz, 7'den 70'e herkes Bismillahirrahmanirrahim, Allah Allah diyor. Mevla'nın gücü, kudreti karşısında. Bunun gibi de Allah'ın ayetleri okuduğunda, yani dinlediğimiz o sabahın, o mesajın kimden geldiğini düşünmek, bize ne söylediğini, ne emrettiğini, nelerden bizi sakındırdığını anlamak, bilmek, değerli müminler işin iman yolu, iman yönü ama sonra Cenab-ı Hakk'ın bizi ibadete sevk ettiği durumlar da işin amel yönüdür. Peki bakıyoruz yine Mü'minun suresinde imanın amelle beraber olması gerektiğini, kuru bir imandan söz edilmediğini görüyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki, قَدْ اَبْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler kurtuluşa ermişlerdir. Bak hocam ne güzel. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz zaten. Elimizde tesbih hocam otururken, yatarken zaten kelime-i şehadeti tevhid söylüyoruz. Kelime-i şehadeti terennüm ediyoruz. Ama Mevla devamını tarif ediyor. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتٍ خَاشِعُونَ O kurtuluşa eren mümin olabilmek için namazlarımızı huşu, samimiyetle yerine getirmemiz. Sonra وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللّٰهُ مُنِدُونَ Şu dilimizi lüzumsuz, gereksiz, yalan, hile, aldatma, iftira her ne diyorsanız dilimizi lüzumsuz olan sözden, bedenimizi, azalarımızı gereksiz olan davranışlardan uzak tutmak وَالَّذ۪ينَ هُمْ زَكَاتِ فَاِلُونَ Allah emretti. Mal mülk imkan verdiyse Rabbimiz ondan da Allah'ın emri gereğince diğer insanlara, muhtaç olanlara farz olan zekatımızı verebilmek وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı çirkinliklerden Müslümanın edebine, ahlakına, hayasına yakışmayan davranışlardan uzak tutmak. Demek ki değerli müminler, iman ve salih amel birbirinden ayrılmayan bir bütün olduğunu bu hadis ayetlerden, Efendimizin tavsiyelerinden görüyoruz. Değerli müminler, imanla beraber yaptığımız salih amellerimiz, ibadetlerimiz, davranışlarımız, az önce de bir davranışın, eylemin salih bir amel olabilmesi için, yani Allah'ın rızasına uygun
olabilmesi için samimiyetten bahsettik. Burada da sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki اِنَّمَا الْتَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Amellerin değeri karşılığı, sevabı kişinin ortaya koyduğu niyete bağlıdır. Ben Rabbim için yaptıysam ibadetini, Rabbim için yaptıysam hayır ve senatımı, Rabbim için yaptıysam iyiliklerimi ki inşallah her müminin yüreğinde, kalbinde, gönlünde, düşüncesinde bu vardır. Efendimiz işaret edip buyuruyor ki, niyetimizde ne varsa elde edeceğimiz karşılık da budur. Cenab-ı Hak kendi rızası için iyilikler yapan, salih ameller, güzel davranışlar ortaya koyan kullarından eylesin. Kıymetli müminler, bir benzetmeyle inşallah sohbetimizi devam ettirelim. İman, ibadet, salih ameller ve ahlak. Bir beden düşünün, hani Allah gecinden versin, Cenab-ı Hak mevtalarımıza rahmet eylesin, bizlere hayırlı uzun ömürler versin. Doktor diyor ya, efendim bunda hayat işareti yok, hayat emaresi yok. Bir takım denemeler yapılıyor. İşte efendim kalp masajı yapıyor vesaire. Demek ki bir beden gibi düşündüğümüzde, bedeni iman olarak düşündüğümüzde, gören gözümüz, tutan elimiz, yürüyen ayağımız, düşünen kalbimiz, işin salih amel ve ahlak yönünü tamamlar. Ama görmüyorsa gözümüz, tutmuyorsa elimiz, atmıyorsa kalbimiz, buna ne diyoruz? Ölü bir insan diyoruz, mevka diyoruz. Buradan hangi sonuç çıkar? Sadece kuru bir sözle, ben de Müslüman, ben de müminim, ben de iman etmişim demekle değerli müminler kendimizi kurtaramayız. Böyle kuru bir sözün, kuru bir hareketin, davranışın kişiye kazandıracağı güzel bir sonuç olamaz. Kur'an-ı Kerim'de Mevla buyuruyor ki eğer imanla beraber ibadetlerimiz varsa, imanla beraber iyiliklerimiz varsa, imanın hayata yansıması olan güzel ahlakımız varsa ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّمَا اُعِفْتُ لِهُتَمِّمَ مَكَالِمَا اَخْلَاءَ Kendisini Allah övüyor. وَاِنَّكَ لَعَلَى قُلْدٍ عَظِيمٍ Habibim ya Muhammed sen yaratılış itibariyle güzel bir ahlak üzere yaratıldın. Efendimiz de buyuruyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için, olgunluğa erdirmek için, kemale erdirmek için gönderilen bir peygamberim. Biz de eğer imanımız, ibadetimiz, güzel ahlakımızla bir bütün halinde, yani hayat emaresi olan bir beden gibi yaşarsak, Rabbimiz buyuruyor ki, وَمَنْ يَعْدِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتُ الْعُلَىٰ Taha suresinde Mevla buyuruyor ki, kim de Allah'a salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse, bakın sadece dilindeki iman ile gelirse demiyor ayet. Şu inceliğe bakalım. Kim de Allah'a salih ameller işlemiş, güzel ibadetler, güzel davranışlar, edep, ahlak kendisine, ailesine, içinde bulunduğu topluma, millete, memlekete faydalı bir hayat yaşamış, hem Allah kendisinden razı olmuş, hem insanlar razı olmuş olarak gelirse, işte onlar için فَاُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ Böyle kimseler için, onlar için yüksek dereceler vardır buyuruyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Cenab-ı Hak bizi bu şerefe nail olan kullarından eylesin. Yine Bakara suresinde bakıyoruz. O iman ve ibadet bütünlüğüne işaret eden ayetler Rabbimiz buyuruyor ki وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ İman eden ve salih ameller işleyenleri ey Habibim müjdele. Neyle müjdeleyim ya Rabbi? Altlarından nehirler akan cennetlerle müjdele. Rabbim bizi bu müjdeye nail olan kullarından eylesin. Değerli müminler, iman
salih amel ve güzel amel. Şimdi kendi kendimize sormalıyız. Acaba sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birçok hadislerinde tarif ettiği elhamdülillah Müslümanım, elhamdülillah ibadetlerimi yapıyorum. Peki arkasından bu güzel ahlak diye dinin temel kavramlarından biri olan Peygamberimizin de güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurduğu o güzel hasletlerden uzaksa peki bunun kıymeti olur mu? Bir gün tabi bir kadın adına soruluyor ama bu genel manada düşünelim. Efendimiz'e bir gün buyurdular ki, dediler ki ya Resulallah, şu sokağın başında bir kadın var, elinde tesbih, dilinde dua, fakat onun kötü bir huyu var, kötü bir davranışı var. Sordu Peygamberimiz, yani nasıl olur? Hem diyorsunuz ki elinde tesbih, misal veriyorum, dilinde dua, yani ibadet ehli birisi ama onun çirkin bir ahlakı, yanlış bir huyu var, soruyor Peygamberimiz. Nedir onun huyu beğenmediğimiz? Ya Resulallah, onun dilinden bütün mahalle, bütün konu komşu artık nefret etmeye başladı. Peygamberimiz buyurdular ki bu cevap karşısında la hayra fiha. Eğer dediğiniz gibiyse, yani dilinden, elinden insanlar güzel duymuyorsa, böyle bir insanın ibadetinden, imanında, hayrında, hasenatında ehemmiyet olmaz, hayır olmaz, kıymet olmaz. Gelin öyleyse her birimiz kendi kendimizi şöyle sorgulayalım. Elhamdülillah müminim. Elhamdülillah ibadet ehliyim ama ben kendime, ben aileme, eşime, çocuklarıma, komşularıma, akrabalarıma nasıl davranıyorum? Yani inandığım, mensubu olduğum din, okuduğum Kur'an, örnek aldığım Peygamberimiz beni güzel bir ahlaka sevk ediyor mu? Böyle bir hayatın içerisinde miyim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in günde namaz, 5 vakit namaz için aldığımız abdesti tarif ederken kapısının önünden bir nehir akan, günde 5 defa yıkanan, tertemiz olan kimseye benzettiği gibi acaba biz aldığımız abdestlerle pırıl pırıl bir insan haline gelebiliyor muyuz? Yine bakıyoruz değerli müminler, her cuma dinlediğimiz اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ اِلٰى اٰخِرِ Allah adaleti emreder, Allah iyilik yapmayı emreder, Allah akrabanın elinden tutmayı, ihtiyaç halinde ona yardım etmeyi emreder ayetini dinlerken, biz adaleti tesis etme noktasında, peki bunun karşılığı zulüm mü? Peki zulmü engelleme noktasında ne yaptık? Bunu da düşünebiliyor muyuz? Dün akşam okurken tüylerim ürperdi. 616-619 yılları Müslümanlara boykot uygulanıyor. Kız alınmayacak, kız verilmeyecek. Yenilecek, içilecek, herhangi bir şey alınmayacak, verilmeyecek. Yani adeta Mekke'de Müslümanlar, müminler ölüme terk ediliyor. Bugün düşünün, imanımız, inancımız, ibadetimiz, hayır hasenatımız acaba bizi zulmün olduğu bir yerde aynen müşriklerin, kafirlerin, münafıkların Müslümanlara boykot uyguladığı gibi acaba ehli küfre karşı bir boykot uygulamaya sevk etmiyorsak demek ki değerli müminler, imanımız bize güzel bir ahlakı kazandıramıyor demektir. Bizi o yöne sevk edemiyor demektir. Hep izliyoruz, görüyoruz, herkes bir şeyler söylüyor ama şu ifadeye katılmıyorum, kesinlikle de doğru bulmuyorum. Bazen 3-5 arkadaş bir araya geldiğimizde hocam, yani boykot safını devlet uygulamak. Allah devlet uyguladığını demeyecek. Bana diyecek ki kulum sen ne yaptın? Yani izlerken yüreği sızladı mı? Sen o zulmün karşısında durabilmek için gerekirse maddi yönden, ekonomik yönden onların bireyine vurmak için sen ne yaptın? Herkesin kendisine soracak Mevla. Rabbim Celle Celaluhu bizleri İmanımızla, ibadetimizle, ahlakımızla güzel bir hayat yaşayan, güzel bir sonla selamun aleyküm tıbbül tadhulüha halidin. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Hadi buyurun Allah'ın cennetine diye o hitaba muhatap olan kullarından eylesin. Bir buyurun.
bitiriyorum. Bugün Türkiye'mizde bütün camilerde gerek yurt içinde ve yurt dışında inşaatı devam eden acil ihtiyaçları olan camilerimiz için bizlerden yardım talep ediliyor. Mevla yardımlarımızı kabul eylesin. Rabbim kendimizi, eşimizi, ailemizi başına gelebilecek musibetlere karşı bir siper olarak o düşünceyle yapmayı nasip eylesin. Billahi Teala.